HDP'li vekiller Leyla Güven ve Musa Farisoğulları ile CHP'li milletvekili Enis Berberoğlu'nun vekillerinin düşürülüp tutuklanmalarına ilişkin HDP İstanbul İl Örgütü açıklama yapıyor. Canlı olarak getiriyoruz ekranlarınıza. Olmadığı için de bu kadar çok korkuları var. Biliyorlar ki gittiklerinde herkes yargılanacak. Burada olanlar da yargılanacak, evlerinde olanlar da yargılanacak, mecliste olanlar da yargılanacak. Bu yargı korkusu onlara akıllarımıza gelmeyen her türlü antidemokratik şeyleri yaptırıyorlar. Bunlardan birisi de dün vekillerin mecliste vekilliklerinin düşürülmesi ve akşam tutuklanması. Leyla Güven'in 2 ayı kalmıştı aldığı cezadan. Haksız olarak aldığı, hukuksuz olarak aldığı cezaya sadece 2 ay kalmıştı. Bunun için cezaevine götürüyorlar. Biz biliyoruz ki bunun devamı gelir. Cezaevine götürdükleri her yoldaşımıza uyduruk dosyalar koyarlar. Her zaman uyduruk dosyalar koyuyorlar. Demokratik olarak yaptığımız her mücadelenin mutlaka bir hikayesini uydurup önümüze çıkarıyorlar. Ama bunun karşısında asla pes etmeyen, tek kişi kalsak bile mücadele etmeye devam edeceğiz diyen Musa vekillerimiz var. Berhudan Cihane diye selamlayan Leyla vekilimiz var. Berhudan Cihane! Berhudan Cihane! Leyla Güven, Leyla Güven bu ülkenin başına gelen, bir sürü en iyi mücadeleleri gösteren, tek başına olsa onurlu mücadelesini yürütecek olan bir kadın yoldaşımızdır ve bizlerin onurudur. Leyla Güven onurumuzdur, gururumuzdur. Onu öyle evinden alıp çıkarıp da cezaevine götürmenizle ne bizim onurumuz kırılır ne de mücadele etmekten bir kişi imtina eder. Tam tersine bu bizim mücadelemizi yürütür. Buradan tüm demokratik alanda mücadele eden herkese sesleniyoruz. Bu sadece HDP'lilerin mücadelesi değildir. Biz bugün hem kendi vekillerimiz için hem CHP'li vekil için konuşuyoruz. Vekilliklerin seçilmesi, iradenin, onların vekillerinin düşürülmesi gasptır, darbedir. Bu ülkenin darbeci zihniyete teslim olmasına izin vermeyecek olan bizleriz, başta da kadınlarız. Biz aldığımız, kazandığımız her hakkın arkasında mücadele etmeye hazırız, mücadele edeceğiz. Meclis 48 gün kapalı kaldı. Açılır açılmaz bekçi kanununu getirdiler meclise ve sonra vekillikleri düşürdüler. Bir sonrakinde de tacizcisi, tecavüzcüsü evlendirme yasasını gündeme getirecekler. Kadınlar direniyor. Direndikçe Leyla Güven gibi onurumuz olan, sembolümüz olan kadınlara saldırıyorlar. Bu sıradan bir tercih değildir Leyla Güven'e yapılan. Biz tüm vekilliklerimizin, tüm seçilmişlerin, tüm demokratik mücadelenin arkasındayız. Pazartesi günü yaptığımız açıklamayı, deklarasyonu bir kez daha söylüyoruz. Hep birlikte özgürlükler için, eşitlikler için, adalet için, aş için, iş için birlikte mücadele edeceğiz. Kadınlar için, ekoloji için, emek için, tüm hakkı yenilen ve sömürülen herkes için birlikte mücadele edeceğiz. Bu yüzden mücadele yürütmenin yolu da demokratik olarak ses çıkarmak, sözünü söylemek, sözünü de asla sakınmamaktır. Öyle iki vekil, bir de Enis Berberoğlu diyerek bu iş olmaz. Çıkacaksınız, hep birlikte söyleyeceğiz. Yasalara karşıdır, kanunlara aykırıdır, evet diyoruz demeyeceksiniz. Alanda hep birlikte yürüyeceğiz. Çünkü bizi bitirdiklerinde sıra diğerlerine gelecek. Muhalefetin asla büyümesine izin vermeyen bir faşist iktidarın karşısında direnmenin yolu da burada hep birlikte sokakta olmaktır. Faşizme karşı omuz omuza! Faşizme karşı omuz omuza! Başkan'a teşekkür ediyoruz. Şimdi Halkların Demokratik Kongresi eş genel sözcüsü Sayın Sedat Şenoğlu size hitap edecek. Değerli basın emekçileri, değerli haklarımız, değerli yoldaşlar, hoş geldiniz. Esas da aslında Elif Başkan söylenebilecek her şeyi de söyledi. Ve esas da aslında Leyla Güven söylenebilecek tek şeyi söyledi.
bizim en temel gerçeğimizi söyledi. Faşizme karşı, zulme karşı, demokrasi düşmanlarına karşı, hak düşmanlarına karşı söylenebilecek en temel şeyi söyledi. Yaşamak direnmektir. Berhudan jiyane. İşte bu. Berhudan jiyane. Berhudan jiyane. Berhudan jiyane. İşte bu. İşte bu hayatın, yaşamın en güçlü sözü. 10 yıllardır Türkiye'de ve Kürdistan'da halkların, ezilenlerin, emekçilerin gücü olmuştur. Onun için biz bugün ayaktayız. Onun için bütün bu faşist zorbaca uygulamalara, yasal, yasal dışı her şeye karşı halklar, ezilenler, sosyalistler, devrimciler, demokratlar, kadınlar, gençler dimdik ayaktayız. Bize boyun eğdiremezler. Çünkü bizim arkamızda bu toprakların büyük mücadeleleri var. Verdiğimiz sözler var halklarımıza. Demokrasi sözümüz var. Eşitlik sözümüz var. Adalet sözümüz var. Biz bu sözümüze şimdi sadığız. Bundan sonra da sadık olacağız. Biz biliyoruz ki zorbalar, faşistler sonları geldiğinde zulümleri de artar. Bu Roma'da Sezar'dan beri böyle. Bu Almanya'da Hitler'den beri böyle. Bu Şili'de Pinochet'ten beri böyle. Bu 12 Eylül'de Kenan Evren'den beri böyle. Şimdi de AKP iktidarı tarafından böyle. Evet, sonları geliyor. Zulümleri ondan artıyor. Halka verebilecekleri hiçbir şey yok. Ezilenlere verebilecekleri hiçbir şey yok. Kime veriyorlar? Bu iktidar kimin iktidarı? Bu iktidar para babaların iktidarı. Değil mi? Yalan mı? Gerçek bu değil midir? Bu iktidar çetelerin iktidarı değil midir? Yalan mı? Değildir. Bu iktidar halkın iktidarı değildir. Biz halkın iktidarını, emekçilerin iktidarını, demokrasi isteyenlerin iktidarını kurmak için yola çıktık ve bu yolun sonuna kadar gideceğiz. Tek birimiz kalsa bile Leyla Güven'in o hayatın, yaşamın, gerçeğin içinden çıkan sözüyle Berhudan Jiyane, yaşasın direniş, yaşamak direniştir diyeceğiz. Sevgiler, saygılar. Şimdi de basın bildirimizi okumak için Erkan Tepeli arkadaşımızı mikrofonu veriyorum. Darbeye ve darbecilere teslim olmayacağız. Türkiye halklarının demokratik iradesinin merkezi olması gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün yeni bir darbeye daha tanıklık etti. AKP ve MHP ittifakı, DTK eş başkanı ve milletvekilimiz Leyla Güven, milletvekilimiz Musa Farisioğlu ve CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığını düşürdü ve tutukladılar. Bu darbeci zihniyet 26 yıldır TBMM'nin üzerinde kara bir leke olarak varlığını sürdürüyor. 1994 yılında DEP milletvekillerinin dokunulmazlıkları düşürülerek milletvekillerinin meclisten yaka paça atıldığı günden bugüne demokratik siyaset ısrarında bulunan 27 milletvekilinin vekillikleri düşürüldü. Halk iradesine karşı geliştirilmiş bu rantçı, ahlaksız ve faşist darbeciliğe asla ve asla tanımayacağız. Kötülük düzeninin ortakları kayyum darbesi pratiğinde de görüldüğü gibi yurttaşlara ya benim istediğim gibi karar verirsin ya da senin verdiğin kararı tanımam dayatmasında bulunuyor. Bunun adı amasız, fakatsız darbedir. Bunun adı halk iradesine karşı düşmanlıktır. 27 Mayıs'ı 12 Eylül'e her fırsatta darbe olarak tanımlayan ve bunun üzerinden içi boş bir darbe karşıtı söylem tutturan iktidar, Türkiye'de yapılan askeri darbelere rahmet okutacak tarzda halk iradesine saldırmaktadır.
Şimdi biz tekrar İstanbul'a bağlanacağız. İstanbul'daki son durumu bize Rojda Altıntaş aktaracak. Rojda, senden dinliyoruz son gelişmeleri. Evet, HDP İstanbul İl Örgütü'nün önündeyiz. Neden buradayız? Çünkü dün 3 milletvekilinin vekillikleri düşürüldü. Haklarında yargı kararı gerekçesi olarak düşürüldü. Burada büyük bir kalabalık olduğunu söyleyebiliriz. Saat 12'de başlayan açıklamaya birçok yurttaş katıldı. Peki ne olmuştu? HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farsioğlu ile CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun milletvekillikleri haklarında kesinleşmiş yargı kararı olduğu gerekçesiyle düşürüldü. Farsioğlu, Güven de gözaltına alınarak, tutuklanarak tutuklandılar. Bugün de saat 12'de bu kararı doğru bulmadıklarını belirten yurttaşlar bir basın açıklaması yaptılar. Sloganlar eşliğinde basın açıklamasını okudular. Pazartesi günü yaptıkları toplantıyı hatırlattılar. Böyle bir karara alıştıklarını da söylediler ve itiraz ettiler. Kararı kabul etmediklerini söylediler. Şu anda oturma eylemine geçmiş durumdalar. Birçok yurttaş, yüzde yakın yurttaş oturma eylemi yapıyor. Çok sayıda da polis mensubu olduğunu söyleyebiliriz. Burada şimdilik açıklamanın ardından oturma eylemi devam ediyor. Biz de bu eylemi takip ediyoruz. İstanbul'dan aktaracaklarımız bu kadar. Gelişmeler oldukça size aktarmaya devam edeceğiz. Sözü tekrar size bırakalım. Evet, Rojda Altıntaş'tan aldık İstanbul'daki son gelişmeleri. Kalabalık partililer toplanmıştı ve yapılan uygulamaları protesto ediyorlardı. Şimdi...